Fak tefek satır başlıklarına bakalım. Sağ bek pozisyonunda oynuyorum, orta sahada da oynuyorum dedi. Birçok farklı pozisyonda oynadım dedi ama herhalde sağ bek oynaması A Milli Futbol Takımı havuzu için son derece önemli ve değerli olacaktır. Mesut Özil ve Hamit Altıntop'tan bahsetti. Örnek aldığım futbolcular olarak izleyip büyüdüğüm, izleyerek büyüdüğüm isimler olarak bu iki futbolcuyu telaffuz etti. Diğer tarafta aslında Mehmet Can Aydın Almanya'nın 5 farklı alt yaş kategorisinde milli formayı terletti. u 15'ten başlıyor. 16, 17, 19, U20'ye kadar tüm alt yaş kategorilerinde oynadıktan sonra kendisi de söylüyor 6-7 yıl e, oynadı Almanya için. Ardından A, milli futbol takımını tercih ediyor. Tıpkı Orkun Kökçü gibi. E, bunlar da bence çok değerli. Bu kadar aşağıda Alman ekolüyle tanıştıktan sonra alt yaş kategorilerinde e, Almanya'yı temsil ettikten sonra Türkiye tercihi Biraz daha zor gibi gözüküyor ama yakın zamanda hem Orkun hem de Mehmet Can Aydın senaryoları iyi haberler tabii ki bizim açımızdan. Evet. Almanya alt yaş kategori milli takımlarına da bizim baktığımızdan biraz daha farklı baktığın altını çizmek lazım. Mesela Ümit milli takım U21 milli takım formasını giymemiş bir oyuncunun A milli takıma çağrılmasına sıcak bakmazlar. Hı hı. Yani muhakkak o alt yaş kategorisinde ihtiyaç duyduğun tedrisatı görmelisin onlara göre. Kay Havertz hatırlıyorum ben. Hiç U21 milli takım forması giymeyen A milli takıma çağrılınca bayağı bir tartışma olmuş. Dediler ki Alman kültüründe, Alman futbol hiyerarşisinde A milli takıma çıkmak için önce U21 milli takım formasını giymelisin. Havertz e ilgili büyük bir tartışma koptuğunu hatırlıyorum. Onlar önemserler. Mehmet de o Hierarşiden o yaş gruplarına teker teker Alman milli takımlarında forma giymiş. Aslında yavaş yavaş A milli takıma çıkmasını bekledikleri, hı hı. İlkay Gündoğan gibi, Emre Can gibi, Mesut Özil gibi faydalanmayı bekledikleri, belki o seviyede değil ama bekledikleri bir oyuncu. 2002 doğumlu, yaşı oldukça küçük. Şalke'de son maçlarda özellikle sağ bekte oynamış. Hatta bir tane maçta sol bek bile oynamış. Orta Ortası oynamasını yanı sıra savunmanın iki kanadında da oynuyor. Ee, bizim de Ferdi'yi sağ bek ya da sol bek birinde kullanacağız. Ferdi'yi nerede kullanacağımızı biraz da o diğer bekimizi bulmamız belirliyor. Onur'un belli bir yaşı var 28-29 yaşında yanılmıyorsam. Alttan zeki uzun zeki zamandır milli takıma hizmet ediyor. Alttan böyle bir oyuncunun gelmiş olması, 21 yaşında bir oyuncunun gelmiş olması sağ bek oynayabilen. Aynı zamanda merkez orta sahada oynayabiliyor olması tabii ki bir seçenektir. Umarım kendini gösterir. Şu anda A, milli takımdan Türkiye'yi tercih ettiği için ona forma veriyoruz. Ama zamanla umarım hem şarkede hem kulüp kariyerinde hem milli takım kariyerinde daha fazlasını yapar. Tabii hı hı. ki Mehmet'in burada olması, havuzumuzun genişlemesi önemli. Ee, Hamit, kardeşiyle beraber A, milli takımı seçtiği zaman daha fazla umut vaden bir oyuncuydu. Ee, Orkun için onu söyleyebiliriz. Yani Orkun da daha fazlasını vaat etti. Tabii onların Türkiye milli takımı seçmesi... Hı hı. Büyük iş. Her zaman bu çocuklara örnek olacaklar. Hamit seçtiyse o zaman diyecekler. Çünkü Hamit'in kariyerinde sonra Bayern mini oldu, Real Madrid oldu. Orkun seçtiyse diyecekler. Feyenoord'un kaptanlık bandını takmış, önemli oyunu olmuş. Hatta şu an Hollanda Ligi'nin sezonun önemli oyuncularından bir tanesi Şeyle Gakpo ayrıldı. Şu anda sanırım Hollanda Ligi'nde sezonun hani Feyenoord'da Feyenoord'un bitireceği yer de önemli ama bitireceği yere göre sezon oyunu seçilebilir Orkun Yanlış e, hatırlamıyorsam Ajax'ı 18 yıl sonra deplasmanda yenmişlerdi. Feyenoord'u galiba. Sezon oyunu seçilebilir yani. Sonra. Bu seviyede bir oyuncunun yaşı da küçük, Türkiye milli takımı saflarında olması tabii ki gurur Hı. verici.